Biz en düşük emekli maaşının bir asgari ücret olmasını söyledik. Tayyip Bey buna dertlenmiş. Demiş ki bunların sırtında küfe yok. Vallahi aslında ben de onu söylüyorum. Ben küfeyi istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak küfeyi istiyoruz. Millet sana küfeyi verdi. Küfenin içine emekliyi koyuyorsun, taşıyamıyor, ağır geliyor. Küfenin içine asgari ücret koyuyorsun, taşıyamıyor, ağır geliyor. Tarım, çay üreticisi beyefendiye ağır geliyor. Fındık üreticisi ağır, üzüm, narenciye, buğday ağır geliyor. Milletin efendisi denen çiftçiyi taşıyamıyor, ağır geliyor. Ama 47 tane firmanın vergi borcunu silelim deyince küfeyi taşıyor. O zaman beyefendiye beşli çeteler ağır gelmiyor. Yandaş müteahhitler ağır gelmiyor. Holdingler ağır gelmiyor. 10 bin liraya geçinene asgari ücret ver diyorum, taşıyamam, ağır geldi. Bırak, ben taşıyacağım, ver küfeyi. Ver küfeyi. 10 bin liralık en düşük emekli maaşını 12.500 yapmış. Çok ağır geldi. 33 milyar. Müteahhitlerden geçen sene sildiği borç 660 milyar. 20'de biri ya. 20'de biri. Şunu gel 17.5 yapalım. Ne lazım? Olsun olsun 100 milyar. 100 milyar. 660 milyar müteahhitten silmiş. Emekliye gelince ağır geldi. Asgari ücretliye gelince ağır geldi. Arkadaşlar, emekliyi taşıyamayanlar, asgari ücretliyi küfesine çok görenler o tarafta, iktidar kulisindeler. O yükü taşıyacak olanlar. Emekliyi yük değil, emekliyi derdinin sırtlanılmasını onurlu vazife bilenler. Asgari ücreti Hans'tan, asgari ücreti Helmut'tan, Helga'dan az yapmayacak olanlar. Bugün 17 bin liradan utanıp onu Fransa'daki gibi 80 bin lira, İngiltere'deki gibi 85 bin lira yapacak olanlar sizlersiniz. Bu yükü taşımaya hazır mısınız? Gidin ve onlara gösterin. Hangi yük ağırdır? O yük kime ağır gelir? Biz milleti yük görmeyiz. Küfeyi taşıyamayanlar çıkarın. Taşıyacak bu aslanlar. Biz taşıyacağız. Biz taşıyacağız. Biz taşıyacağız.